Ankara'da İmrahor Vadisi'nde oldukça büyük bir arazide sahipsiz köpeklere sahip çıkan Patty Park'ın içimizi ısıtan sıcacık hikayesine hazır olun. Ankara'ya yaklaşık yarım saat mesafede İmrahor Vadisi'ndeyiz. Bulunduğumuz yerde 500'e yakın köpek var. Çok güzel bir ortam. Orman içinde. Her yerde köpekler var. Tabii buranın da bakımını üstlenen yaklaşık 25-30 tane de gönüllü hayvansever var. İsmi Patty Park. Şimdi hep beraber içeri girip bakalım Patty Park'ta neler oluyor. Hilal, merhaba, nasılsınız? Merhabalar, iyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız? Biz de iyiyiz, teşekkür ederiz. Sizi gördük, burada yaptıklarınızı gördük. Daha evet. İyi olduk. Evet. Patty Park'ı anlatır mısınız, buranın hikayesi? Nasıl evet. Başladı, nasıl devam ediyor, ileride ne yapacaksınız? Evet, şu an 2015 yılında kurduk biz burayı. Doğal bir besleme alanı, şehirden uzak. Bu mahallelerde istenmeyen köpekler. Aslında 2015 yılında burada köpekler vardı. Evet. Biz onları beslemekle başladık bu işe. Kaç tane köpek var? Ama sonrasında var? 50 köpek vardı o zaman. Şu anda yüzlerce köpek var. Evet. Ve bu Patty Park'tan hariç 10 ayrı bölge var. Giderek çoğalıyoruz. Ne olacak sonumuz onu bilmiyoruz yani şu anda. Sonumuz hayırlı olsun diyorsunuz. Ama asıl gelecekte bunlar için çok güzel, etrafını kapatabileceğimiz, içinde küçük bir veterineri olan, daha güzel imkanları olan bir besleme alanı kurmak tabii çok ki güzel. Ama şu anda sadece hayal bu. Umarım ama bu noktaya da gelmeniz tabii. Aslında az buz bir şey değil yani. Değil değil tabii ki aynen, herkes şaşırıyor mesela hani. Burada inanılmaz bir emek var. Yani kendi imkanlarımızla çevirmeye çalışıyoruz. Yüzlerce köpek, sağlık problemleri var. Besleme, barınma en büyük sorunları. Yani elimizden geldiğince onları en güzel şekilde yaşatmaya çalışıyoruz. Ve bildiğim kadarıyla da bir avuç hayvanseverle yapıyorsunuz. Aynen. Bugün işte büyük etkinliğimiz var. Evet. Görüyorsunuz onda işte bile, yani doğru. 30 kişi yok. Doğru, doğru. Öyle maalesef. Genelde bu tür şeyler hep... Evet. Kalabalık başlayıp ondan sonra sayı ondan sonra, gittikçe evet. Azalıyor. Gelen kişiler hep aynı. Bizim... Köpekleri sevenler hep aynı kişiler maalesef. Bir şeyler yapmaya çalışanlar hep aynı kişiler. Doğru. Yani bunun yani duyarlılık boyutunun çoğalmasını istiyoruz. Evet, ülkemizde gönüllülük ama... biraz tam yerleşmedi. Aynen. Ama sizler sayesinde bence bunu görüp örnek evet. Alacak birçok insan var. Sesimizi yani... duyurmaya çalışıyoruz. Doğru. Sosyal medya hesaplarımız var. Patty Park Ankara, Twitter, Facebook, Instagram hesaplarımız var. Yani insanlara elimizden geldiği kadar bunu yaymaya çalışıyoruz. Bakın biz bunu yapıyoruz. Siz de yapabilirsiniz. Bunu, bu aslında zor bir şey değil. Hiçbir karşılık beklemeden. Aynen. Ve en güzel tarafı da o yani. Hiçbir karşılık beklemeden gönüllü olarak bir şeyler yapmak ve bunun hazzını insanlar bir alsa aslında. Ay yani onu anlatamam size. O kadar güzel bir duygu ki. Bunu yani... anlatmak lazım ama bu da anlatılarak anlaşılacak bir şey değil. Bir şey değil. Aynen. Yani ben bugüne kadar hani çalıştığım güzel işlerim oldu, evliliğim, çocuğum vesaire vesaire ama şu işin bana verdiği zevki, manevi hazzı ben gerçekten yani o kadar güzel bir şey ki herkes aslında bunu bir yaşasa buradan kimse çıkmayacak ama o noktaya nasıl getiririz bilmiyorum. Doğru. Umarım gelecek ya. Ülken çünkü İnşallah. Kötüye gitmiyor ülkemizde. Tabii hayvan sayımız çok artıyor. Evet. Yani onunla ilgili de çok yapılıyor. Tabii devletin buna destek tabii. Olması yani gerekiyor. Kısırlaştırma çok önemli. Yani bazı insanlar işte kısırlaştırmaya karşı, bazı insanlar işte ona karşı. Yani arkadaş sahada biziz yani. Biz görüyoruz ki bunlar tabii. için yapılabilecek en güzel şey kısırlaştırma. Tabii ki biz nesli tükensin istemeyiz. Nesli ama tükenmez zaten kısırlaştırma ama kontrol altına alınması lazım. Ama bu popülasyonun artışının da başka bir şeyi çaresi yok. Yani çaresi yok. Doğru, doğru. Bugün şimdi... Arkadaşları gördüm, hatta birazcık yardım da ettim ben. Temizlik yapıldı, evet. Mamalar yapıldı. Evet. Yemekler pişirildi. Yemekler pişirildi. Genel temizlik yapıldı. Biz normalde iki kişiyle besleme yapıyoruz ama bu besleme anında başka bir şey yapamıyorsunuz yani. Hani köpekler evet işte yani alanlarını kirletmezler genelde ama yine de belli aralıklarla genel bir temizliğin, kulübelerin dezenfeksiyonu,
Ondan sonra işte mesela yaz modu, kış modu. Yazı mesela güneş alan yerlerden alıyoruz. Daha gölge yerlere koyuyoruz şeyleri, kulübeleri. Kışında güneş alan yerlere koyuyoruz. Bu tür temizlikler için, bu tür şeyler için etkinlikler düzenliyoruz. Kışın tabii burası bu daha... Tabii kışın zor, burada hayat felç. Yollar da aslında bayağı kötü. Gelip gitmeniz nasıl oluyor? Aynen. Ya bunda da belediyelerden zaman zaman destek alıyoruz. Hmm. Mamak Belediyesi bu konuda bizi üzmüyor sağ olsun. Yolumuz kapandığında hemen açıyorlar. Kolaylaştırmak için işte bir takım düzeltme çalışmaları yapıyorlar ama bu yeterli değil tabii. Asfalt bir yol gibi olmuyor. Doğru. Bir yağdığında tekrar her yer kötü oluyor yani. Doğru. Siz halkımıza, hayvanseverlere buradan nasıl bir mesaj vermek istersiniz? Yani ben bir hayvansever olarak bu köpeklerin aslında yaşam alanlarının sokaklar olduğunu düşünüyorum. Mahallelerimiz olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Herkes bunlara kapısının önünde bakması gerektiğini düşünüyorum. Ama bu maalesef böyle bir şey olmadığı için yaşayabilen yerlerdeki köpeklere, parklarda, işte bazı mahalleler buna izin veriyor. Oralarda lütfen bir kap su, bir kap yemek. Her zaman bunu söylüyoruz. Yani bu özellikle yaz aylarında susuzluk bunlar için büyük sorun. Yani bulduğunuz yerlere bir kap su koyun. Bize gelin, böyle doğal besleme alanlarına, odaklarına dönem dönem ziyaretler edin. Gelin buradaki köpeklerin halini görün. Yardım edin, bize besleme alanında yardım edin, mama yollayın, klinik desteği verin. Yapılacak o kadar çok şey var ki. Çok şey var. Evet. Onlar yeter ki bize ulaşsınlar. Tutulsa. Evet, herkesin bir... Ya herkes aslında mahallesindeki köpeğe baksa hiç Türkiye'de hayvan sorunu kapısının olmaz. Kapısının önünü süpürse diye hani atasözümüz var aynen, ya. Aynen. Doğru. Öyle. Oldu. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.